Merhaba arkadaşlar. Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Şu anda beni izleyen takipçim olan olmayan tüm arkadaşlar sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar bu videomda size yıldız çiçek motifinin yapılışını anlatacağım. Örgü süslemelerinizde, liflerde, patiklerde her yerde kullanabileceğiniz, kıyafetlerinizde, bebek kıyafetlerinde, örgülerinde güzel bir motif arkadaşlar. Öncelikle çiçek motifimizi yapıyoruz orta kısmına ayrı şu şekilde bir fıstık yaparak zincirlerin arasından geçirerek bağlıyoruz ve içinde dolgun bir şekilde görünmesini sağlıyoruz ben şu anda iki numara tığ kullanıyorum arkadaşlar ve ilk olarak zincir çekerek başlayacağız 4 zincir çekiyoruz öncelikle 1 2 3 4 ilk yapmış olduğum zincirin içine batıyorum ve bir halka oluşturacağım Evet şu şekilde kapattım tekrar zincir çekerek devam ediyorum 1 2 3 4 5 daha ipimi aldım hemen halkanın içinde trabzan yapıyoruz 2 defa da çıkacağız trabzanlarımızı. Bakın 2 ilmeği tekrar 2 ilmeği birlikte topluyorum. 1 Bir, 2 zincir çekiyorum. Tekrar ta ipimi aldım. Tekrar trabzan yapıyorum. Yapıyorum. İkili trabzan 2 i̇ki defa da çıkıyoruz. 2 ilmek topladım. Tekrar 2 ilmek topladım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanlara devam ediyorum halkanın içine ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar Baştaki zinciri de sayarak arkadaşlar bunu da tırabzan olarak saydığımız için 1 2 3 4 5 6 tane tırabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğumuz zincirin ortasından 5 zincir çekmiştik biliyorsunuz. 2 zincir bırakarak 3. zinciri sırayı kapatacağım. Evet çıkardığım ilmeği direkt hiç tığıma ip almadan diğer ilmeğimizin içinden geçirerek bu şekilde kapatıyorum. Trabzanlarımız da zincirle birlikte 6 tane olacak. Şu boşluklarda 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincir boşluğumuz. Hemen buradan 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Tığ ipi aldım. İlk boşluğa tekrar 2, iki, 2. Iki. ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ ipimi alıyorum. Bu defa üçlü trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 1, 2, 2. Bakın ikinci trabzanı da yaptık. Boşluğa devam ediyorum. Bu defa ta iki kere ip doladım. Tekrar aynı boşluğa 2 2 2 3 defa da çıktık. İkişer ilmek alarak 3 tane trabzan yaptık bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Şu görmüş olduğunuz zincirden sonra bu 3 trabzanla zincirin arasındaki boşluğa ilmek çıkarıyorum. Evet bakın 1 tığ ipimi aldım. Aynı yerden tekrar 2 tekrar tığ ipimi aldım. 3 tığ her seferinde ipimizi alarak 4 5 6 ve 7 7 defa da o boşluktan bakın böyle ilmekler çıkardık uzatarak fıstık şeklinde düşünün arkadaşlar tekrar buradan bakın bu içeriden çıkardığımız ilmek tığa aldığımız sardığımız ipimiz ikisini birlikte toparlayarak 2 2 toparlayarak kapatacağız toplayacağız bu ilmeklerimizi şu şekilde açarak göstereyim size daha net olur bakın tığımıza aldığımız ip aşağıdan çıkardığımız ilmek birlikte hemen şu şekilde ikisini birlikte topluyorum geçiş yapıyorum tekrar aynı şekilde iki ilmeği net görün istiyorum şu şekilde bakın Tığa aldığımız ipimiz ve çıkardığımız ilmeğimiz bu şekilde tekrar topluyorum. Diğerine geçiyorum. Tekrar aynı şekilde iki tane burada ilmeğim var. Bir tane bu çıkarmış olduğumuz ilmeğimiz ve devam ediyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Her seferinde burada topladığımız ilmeklerin ikişer ikişer alıyoruz ilmeklerden sonuna kadar 7 defa da arkadaşlar 7 tane olacak. Bu şekilde verev gelecek şekilde ilmeklerimizi toplamış olduk. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine şu şekilde tığımdaki çıkarmış olduğum ilmeği hemen buradan geçiriyorum. Bakın buraya bir tane pıtırcık yapmış olduk. Şu görmüş olduğunuz ilmeklerimiz var kapatırken. Bakın burada böyle ilmeklerimiz oluştu çıkıntılar oralardan şimdi kaydırarak dibe doğru indireceğiz ipimizi hemen yana geçiyorum bakın bu yapmış olduğum bir bu iki hiç tığıma ipi almıyorum yan tarafa geçiyorum 3 yana geçiyorum 4 5 6, 7 hemen buradan şu görmüş olduğunuz trabzanın üzerine sık iğne yapacağım 7 ilmekten sonra bu şekilde kapatmış oldum Evet ilk yaprağımız tamamlandı hemen yandaki boşluğa geçiyorum tığıma ipimi almadan ilmeği bu şekilde kapatıp 3 zincir çekiyorum 1 2 3 aynı işlemi buraya yapacağız şu boşluğa ikincisini Evet tığa ipimi aldım 2 defa da çekiyorum trabzanımı 2 tekrar ipi alıyorum bu defa 3 3 defada 1 2 3 2 kere tığıma ipi alıyorum tekrar 2 ilmek olarak 1 2 3 Şöyle verev bir e, alçaktan yükseğe doğru verev bir şekil veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir zincir çekiyorum. Tığ ipimi alıyorum. Aynı şekilde dolgularını oluşturacağız. 1 Tığ ipimi alıyorum. 2 Tekrar tığ ipimi aldım. 3 4 5 6 7 Her seferinde tığ ipi almayı unutmayalım. Şimdi ikili ikili bu şekilde iki ilmekleri bir arada toparlayarak gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir çekip dibine batıyorum. Dibine batıp şu şekilde kapatıyorum. Hemen yandaki bakın ilmeğe geçiyorum. Az önce göstermiş olduğum gibi topladığımız ilmeklerin tepesinde ilmekler oluşuyor arkadaşlar. 2 ilk yaptığımı bir olarak sayıyorum. Sayarsanız eksik yapmamış olursunuz. Daha iyi olur, garanti olur. Yani birbirini tamamlamış olur. 1 bu pıtırcıklı yapmış olduğumuz bir. Yana geçiyorum. 2 Tekrar yandan 3 4 5 6 Evet bu da son ilmeğimiz 7. Tekrar hemen dibindeki trabzanın üzerine sık iğne yaparak kapatıyoruz. İkinci yaprağımızı da tamamlamış olduk. sık yine yaptım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Çıkardığım ilmeği direkt buradan geçirerek tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Ta ipimi aldım. 2 ilmek olarak bakın 1 2. 2 defa da çekiyorum. Ta ipimi alıyorum. 3 defa da bu defa yapıyoruz. 1 2 2. Tekrar 2 kere ipimi aldım. 2 2 2 ilmekleri bu şekilde tamamlayarak verir şeklinde e, alçaktan yükseğe doğru bakın şu şekli alması için yaprağımızın uzatarak e, trabzanlarımızı devam ettik Tekrar bir zincir çekiyorum Ta ipimi alarak şu boşluktan hemen ilk boşluktan tekrar ilmekler çıkarıyorum 1 2 3 4. 5 6 7 Tekrar bu ilmekleri çift çift toplayarak 7 defa da ilmeklerimizi toplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle bir görünüm oluyor. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın sık iğne şeklinde değil. Hemen çıkardım ilmeği bu şekilde kapattım. Bu birinci ilmeğimizin üzeri olduğu için 1 diye sayıyoruz. 1, yana geçiyorum. Tekrar 2, 3, 4, daha hiç ipimi almıyorum. 5 6 Evet bu yedinci de biraz zorlanıyorum. Saymamızdaki amaç bu ilmeklerimizi unutmadan hepsinin üzerine tamamlayalım arkadaşlar. 7 defa da bakın bitirdim. Hemen tekrar dibindeki trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Yaprağımızı sabitlemiş olduk. Yan tarafa geçiyorum. Çıkardığım ilmeği buradan geçirerek 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı işlemleri diğer bakın kalan 1 2 3 tane boşluğa da yapıyoruz. 6 tane yaprağımızı oluşturuyoruz. Evet son yaprağı da tamamladım. 6 yaprağı. Hemen şuradan trabzanın üzerine bir sık iğne yaparak ipimizi keseceğim. Evet, trabzanın üzerine sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kestim. Arkada ipi daha sonra saklayacağım arkadaşlar. Evet çiçeğimizin bitmiş şekli bu motifimizin. Dediğim gibi ortasına fıstık yapacağız. Şimdi bu fıstığı yapımını göstereceğim size. Daha sonra ortasına bu fıstığımızı da koyup arkadan bağlayacağız. Motifimizi tamamlamış olacağız. İkinci bir rengimizle zincir çekiyorum hemen. Biraz tabi ipin ucunu biraz uzun bırakalım arkadaşlar. Fıstığı bağlamakta kullanacağımız için biraz uzun bıraktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum mümkün olduğunca uzun büyük güzel bir fıstık elde edeceğiz uzattım ilmeğimi tekrar bakın birinci zinciri atlıyorum son zinciri bir alttakinden ilmek çıkararak fıstıklara devam ediyorum fıstık için ilmek çıkarıyorum 2 3

Evet. 9 10 10 tane olabilir. 11 olabilir. 12 olabilir. Ben 12 defada fıstık yaptım. 12 defada ilmek çıkararak yaptım. Şu anda kameradan dolayı birazcık görmekte zorlandım. Evet. 11 ve 12. ilmeğimi çıkardım. Hepsini bir defada topluyorum, kapatıyorum. Şöyle arkaya doğru ilmeğimizi kapatarak 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi uzun bir şekilde bakın bu şekilde bırakarak ilmeğimi çıkardım. 12 defada ben fıstık yaptım bu yapmış olduğumuz fıstığı şimdi bu çiçeğimizin ortasına yerleştireceğiz öncelikli olarak şöyle rastgele bir zincirin boşluğundan trabzanların arasından geçiriyorum hemen onun karşısına denk gelecek şekilde karşısındaki boşluktan diğer ucunu çıkarıyorum ve arkada ikisini birlikte bağlıyorum bu şekilde fıstığımızın iplerini arkadan birkaç düğüm atıp saklayabiliriz de arkadaşlar ben şöyle şimdi keseceğim iplerimi Evet çiçeğimizin orta göbek kısmında yapmış olduk fıstığını bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı beni yalnız bırakmayıp desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu videomun da sonuna gelmiş oldum. Daha değişik örneklerle buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.